Merhaba arkadaşlar, hepiniz evime ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız, iyiyim, Allah'a binlerce şükür. Bugün evime geldim ben. Bayağıdır evimde değilim, biliyorsunuz. Burada Tamer'le Gürcan kaldığı için bayağı ara verdim. Geleyim dedim, bir toparlayayım, edeyim, bir sulu yemek yapayım onlara. O yüzden Tamer'e gelirken de ıspanak al dedim. Çok seviyorlar çünkü yumurtalı ıspanağı. Bir gün onu yaparım. Marul al dedim. Salata falan onlar yapmıyorlar. Marulu yıkıyor Tamer böyle. Üstüne limon, tuz falan serpip öyle yiyor. Dedim bir salata yaparız. Kıyma aldırdım. 1 kilo kıyma aldı geldi. Şimdi bunun bir kısmıyla artık tepside yaparım herhalde. Patatesli köfte yapayım. Gene bir sulu yemek olur. Yanına da bir marul salatası yaparız. Bugünkü akşam menümüz böyle olur. Ondan sonra yumurta bitmiş evde. 15'li yumurta almış Tamer. Bir de böyle yoğurt almış. Bu da herhalde kaymaklı yoğurt, tire yoğurdu. 2 ekmek almış. İşte ihtiyaç olanları almış gelmiş. Ben de bugün geldim bildiğiniz gibi. Söylemiş olduğum gibi. Yani bir aklımın yarısı diğer tarafta. Oğlumuzda, aslanımızda. Vallahi yani inşallah iyi olacak çocuk. Yüzü birazcık daha iyi. Ama şey omuzu 3. derecede yanık olduğu için biraz daha derinmiş. İnşallah o da geçecek. Yüzü 2. dereceymiş. İnşallah bunları da atlatacağız. Ama bayağı bir üzüntülü zamanlar geçirdik. Ben de onların yanında kaldım. Bayağı bir hafta 10 gündür onların yanında kaldım. Tamer'le Gürcan da burada kaldılar. Çünkü dükkanına yakın olduğu için Gürcan hemen gidiyor. Hemen gelebiliyor mesela. Öğlen işi olduğu zaman evde falan uğrayabiliyor. O yüzden böyle vakit geçirdik. Sürecimiz böyle geçti. Şimdi ben akşam yemeği için fırında yapayım dedim. Çünkü Tamer'e dedim, Tamer dedim. Bugün ıspanak yapayım. Yok dedi. Sen dedi fırında patatesli köfte yapacağım dedin ya dedi. Onu yap bugün dedi. Özlediler herhalde. Çünkü bir arada olduğumuz zaman sürekli öyle yapıyoruz. Ya tavuklu patates ya patatesli köfte yaptığımız için. Fırında yap dedi. Tamam dedim. Bir yandan da marulumu. Tamer gelsene. Güzel duyanlarınız için size teşekkür ederim. Sağ olun, var olun destekçi olduğunuz için. Tamer de böyle videolarda konuşmayı sevmiyor, alışkın olmadığı için. Yani karşınıza geçip konuşmayı çok fazla sevmediği için. O da geçmiş olsun mesajlarınıza çok teşekkür ediyor. Şimdi o da yumurtaları bir yerleştirsin dolaba. Benim de elim ayağım inanın o kadar şey ki hiç tutmuyor. Ama mecburuz, evi de biliyorsunuz kaç günlerdir yoktum, komple bir temizlik yapmam gerekiyor. Çünkü 2 gün sonra tekrar gideceğim ben. Aslan'ın pansumanı olduğu gün hastaneye gidecekler. Öğlenleyin olacak herhalde tekrardan. Oradan dönüşte uğrayın çocuğum dedim. Gelin burada hem yemek yeriz, hep beraber otururuz. Ondan sonra da ben gene gelirim size dedim. Tamam anne dedi çocuklar da. İşte 2 gün buradayım ben. Öyle şimdi yemeğimizi yapalım bakalım. Bayağı Tamer çamaşır falan yıkamış ama durmayı bilmediği için serenin içinde hepsi birikmiş onlar. Ben gelir gelmez hemen bir çamaşır makinesi çamaşır attım. Balkon toz içinde, yerler öyle. Süpürge falan tutsa da gene toz oluyor tabii. Kadının eli değmediği zaman her zaman söylüyorum. Ne kadar olsa erkek tek başına zor yani. Öyle değil mi Tamer? Evet, maalesef. Zorluk çekiyorsunuz değil mi? Kadınsız olmuyor ev. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Başlar aç kadınların. Evet. Kadınlar olmadan olmuyor. Yapıyor yazık böyle sotedir, tavuktur, şeydir. Bizim Gürcan da et türlerini çok seviyor arkadaşlar. Yani bir tek ıspanak kavurmasını çok sever sebze olarak. Hepsini yer ben yaptığım zaman ama Tamer de bir tek ıspanağı yapıyordu. O da bu aralar grip oldu. Yani biz gribi atlattık. Ben de bayağı kötü grip atlattım. Ondan sonra Tamer'e de geçti bu. O da bayağı halsizdi. Yani ben orada olduğum sürece o da burada yattı, doktora gitti, ilaçlar aldı. Ama iyi maşallah birazcık. Şimdi yemeğimi yapmaya geçeyim. Ondan sonra çamaşırlarımızı falan düreriz sizlerle birlikte. Makinedeki çamaşırları atarız. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben mutfağıma geldim. Böyle. Arkadaşlarım ben böyle kalan parça ekmekleri buzluğuma koyuyorum. O yüzden yani galeta unu olmadığı zaman da böyle ekmeğimi rendeliyorum. Köftelerini çok rahat olacaklar. Evet.
kadar rahat oluyor ki bakın. Yani hemen böyle galeta unu gibi oluyor. Şimdi fırında patatesli köfte yapacağım. Şimdi de soğanımı doğrayayım. Aslanımızın da bizim bu süreçte bayağı protein beslenmesi gerekiyormuş. Doktor öyle demiş. O yüzden de yani köfte falan yapıyorduk ona da. Sürekli köfte yiyordu, tavuk sulu çorbalar falan yaptık. Bir kere biz yemeği yaptım, bir gün zaten video çekmiştik öyle. Yiyor şükür. Ama eski iştahı kalmadı çocuğumuzun. Canı yanıyor çocuğumuzun. Öyle şimdi ben de soğanımı da rendeledim. Bir tane de yumurtamı kırayım. Fırında rahat olur hemen. O sırada da çamaşırlarım hallolur, yıkanır. Yarın da nevresimlerimi değiştireyim. Nevresimlerin de değişmesi gerekiyor. Karabiber, tuz. Tavada kızartsaydım kimyon koyacaktım ama tavada kızartmadığım için kimyon koymuyorum ben. Fırında olduğu zaman kimyonlu yapmıyorum köfteyi. Sevmiyorum böyle. Şimdi güzelce bunu yoğuralım. Ondan sonra patateslerimizi soyup fırına atalım. Yemeğimi hazırladım. Patateslerimi üzerine köftelerimi ilave ettim. Buraya da bir dolu kaşık salça, birazcık su ve zeytinyağı. Böyle karıştırıyorum. Yemeğimin üzerine birazcık da tuz ilave edeyim. Çünkü patateslerimde tuz yok. Şimdi yemeğimin üzerine dökelim bakalım. Ertesi günden tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Biz yazlığa geldik. Deniz böyle, dalga var, esiyor bayağı ama hava sıcak. Mira da burada. Mira, ne getir bakalım elindekine? Yunus balığı var Mira'nın. Teyzemin oğlu da burada. O da kısa kollarla valla. Üşüdün mü? Serin esiyor. Aslanımız da burada. Onun da böyle sargısı açıldı, yanağı açık. Yanağı birazcık iyi. Çevrede böyle, tabii ki kış olduğu için fazla insanlar yok ama yine de sahilde şöyle uzakta insanlar var. Şöyle kumlar falan birikik. Onları herhalde yazın düzenleme falan yaparlar diye düşünüyorum. Bizi vermek istedim, buraya geldim bugün. Denizinin çok güzel olduğunu söylüyorlar, yazın doluyormuş burası. İleride de bir orman var böyle, artık geldiğimiz zaman, kaldığımız zaman sürekli gezeriz buraları. Günaydın. Anne bak ne yakaladım. Allah'ım yarabbim, evimize kuş girmiş. Bakar mısınız? İnşallah nasip getirirsin. Bir tanem. Bir tanem. Besleyeyim mi seni? Güvercin mi? Kumru mu? Ne bu? Güvercin. Güvercin bu. Güvercin. Arkadaşlar bizim ışıklığımız var böyle. Gezde çıkamıyor. Patır 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 patır. Ha. Artık dedim dur alayım şunu atayım dışarı. Çatıda böyle kapalı bir yer var. Tente var ama kıyıları açık. Oradan böyle bir kuş girmiş bizim oraya. Gürcan'ın yatmış olduğu odanın ışıklığı burası. Oraya yuva mı yapacaksın sen? Yavru yok değil mi? Yok. Annem sen düştün mü oralara? Gürcan sana arkadaş olur. Bu kafese mi koyalım salalım? Al sen kafese hadi koyalım. Güvercin beş. Ama çok tatlısın. Bakayım seni bir seveyim de salalım. Salalım seni bebeğim. Böyle bakalım, sen bize uğur getir inşallah. Herkeslere uğur getir. Gürcan da burada, o da yeni kalktı. Kuşun sesine uyandın. Kuşun sesine uyandım abi. Bugün hafta sonu arkadaşlar. O yüzden hadi at bakalım uçsun. Yürü bakalım. Dur. Dur bekle beni. Atıyorum. Allah'ım hadi bakalım abi. Kavuş yavrularına. Eşine gitti. Öyle Gürcan, hadi sana kahvaltı hazırlayayım ben. Vallahi hazırla. Ha? Erken daha ya, canım istemiyorum. Pide var, pide ye. Yeriz ya. Pideyi ısıtayım, çayı da ısıtayım. Olur. Tamam anne. Gürcan'ın da kahvaltısını hazırladım. Böyle dün çocuklar bizdeydi. Yazlıktan dönüşte dedik ne yapalım ne yapalım. Aklımıza dedim hemen kıyma aldım. Ertemer'i aradım. Bir pide yaptırdık, oturduk, hep beraber yedik. Bugün de kaldı. Gürcan'a böyle kahvaltı hazırladım. Zeytin, peynir, pide.
Ona da afiyet olsun. Mutfağımda da şöyle biraz bulaşık var. Şimdi onları yıkacağım. Ortalık toplayacağım derken gene bir makine çamaşır atayım. Mutfaktaki yolluğumu da yıkadım. Bu çok çabuk kirleniyor ya. Bir hafta sürmüyor. Böyle yıkadım onu, astım böyle kaloriferin üstüne. O da kurudu. Şimdi tekrardan mutfağımı vile de yaparım. Böyle sererim. Ondan sonra bir makine daha çamaşırım var. Nevresimlerimi değiştirecektim. Dün olmadı. Bugün çarşaflarımı hemen değiştireyim işte. Nevresimlerimi değiştireyim. Bugünkü işimiz de böyle arkadaşlar. Şimdi bir kahve yapalım. Gürcan da kahvaltısını yaptı. Birlikte kahve içelim artık. Gürcan da yanımda kahvaltısını yaparken dedim önce ben kendime bir kahve yapayım içeyim diye. Yaptım şöyle bir kahve. Sizlere de burada veda edeyim arkadaşlar. Bugün gene bayağı bir iş beni bekliyor. Çamaşırdır derken salondur. Dün mutfağımı süpürdüm. Salonumdaki yayıntıları da topladım. Çamaşırlarımı da dürdüm ama bugün gene elektrik süpürgesi falan süpürge tutacağım. Öyle gene bayağı bir iş var birikmiş diyorum ya. Banyom temizlenmesi gerek. Lavabo tuvaletim oldum ama tekrardan güzelce yerini falan yıkarım oranın temizlerim. Aynalarını silerim. Öyle işte birkaç gün burada kalacağım demiştim size. Allah'a şükür aslanımızın yüzü açıldı. Biraz daha iyiye gidiyor. O da beni motive ediyor. İyiyim yani. Morallerimiz de biraz yükseldi. Öyle. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Bir dahaki yeni videomda tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.